Bilmiyorum, son zamanlarda Eskişehir'e gelen var mı? 1999 senesinden beri belediye başkanlığı yapan Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükelçen'in ciddi çabaları ve projeleri sonucu Eskişehir, Bozkır'ın ortasında yemyeşil bir vaha haline geldi. Önceleri karşılaşmadığımız turist ziyaretleriyle karşılaşıyoruz ve Eskişehir'de yaşamaktan gerçekten Eskişehirli olarak ben hem büyük bir haz hem de büyük bir gurur duyuyorum. Termik santrallerin havaya, suya, toprağa, dolayısıyla insana ve çevreye olan zararları konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Şimdi ise iktidar partisi Eskişehir'e hem de en yakın yerleşim yerine 1.8 kilometre uzaklıkta lignit kömürüyle çalışacak bir kömürlü termik santral kurma aşamasında. İlk önce şunu, biz bununla ilgili çok araştırma yaptık. Termik santral ne kadar ileri teknolojiyle kurulursa kurulsun, bacasından çıkacak olan külün, tozun çevreye, insana, hayvana, yeşile zararı haricinde bir de Eskişehir açısından şu stratejik önemi var. Malumunuz 15 Temmuz darbe girişiminde Eskişehir ana jet üstünden kalkan savaş uçakları Akıncı'daki pistleri bombaladı ve çok daha büyük bir felaketin önüne geçtik. Bu bacalardan çıkan kül ve partiküllerin yüzlerce kilometre öteye ve onlarca kilometre yukarıya dağıldığı da düşünüldüğünde oradaki uçakların motorlarına nasıl bir etki yapacağı araştırılmadan alelacele burada bir termik santral kurulmaya çalışıyor. Termik santralin kurulacağı tepebaşı bölgemizin mücavir alanının içindeki alan tarım alanı. Malumunuz tarım alanından çıkartmak için toprak kurulu toplanacak ve bu alanın tarım alanından çıkıp çıkartılmayacak kararlaştırılacak. Eskişehir'de yapıldı. İlgili yönetmelikte tarım alanından çıkma koşulu 3/2 çoğunluğu arıyor. Eskişehir'de yapılan oylamada 6-4, yani 3/2 çoğunluk sağlanamadı. Tarım alanından çıkartılamadı ama maalesef bakanlık hemen o hafta içerisinde yönetmeliği değiştirdi. O 3/2 çoğunluğu 5/3'e çevirdi. Toprak kurulu tekrar toplandı ve maalesef yasaya uydurularak, mevcut durum, hukuki durum, fiili duruma uydurularak tarım arazisinden ilgili alan çıkartıldı. Bu arada Enerji Bakanlığı bölge muhtarlarını toplantıya çağırdı. Termik santralin yararlarını anlatmaya. O toplantılarda bir ilçe belediye başkanı AKP'nin dediği gibi işte külün bir zararı olmaz. Eskişehir'e doğalgaz gelmeden de hava kirliydi. Ne oldu? Öldünüz mü? Binlerce insan burada seracılık yapacak. Termik santralde binlerce insan çalışacak. Herkes su gibi para kazanacak gibi gerekçelerle muhtarlar ikna edilmeye çalıştı. Bir de muhtarlar hediye dağıtıldı. Ne dağıtıldı biliyor musun sayın vekillerim? Muhtarlara tüy dökücü krem dağıttılar. Termik santralin yararlarını anlatıp muhtarları ikna etmek için tüy dökücü krem dağıttılar. Yani takdirlerinize sunuyorum. Çok uzun uzun anlatılacak şey var. Ama ben nasıl olsa bu araştırma önergemizi de muhalefetten geldiği için İçinize sinmeye sinmeye reddedeceksiniz ama o Sayın Erdoğan'ın sözleriyle size seslenmek istiyorum. Demiş ki Sayın Erdoğan, demokraside bu işin sahibi millettir. Onun için de millete gideriz. Efendim George, Hans, Helga ne derse desin. Benim için önemli olan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma ne der? O önemli. O yüzden her kararda millete sormamız gerek demiş. O zaman arkadaşlar gelin Hodri Meydan, Eskişehir'e termik santral yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Eskişehir halkına soralım, bir referandum yapalım, ona uyalım diyorum. Teşekkür ederim.